Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte biraz mining olayı üzerine konuşacağız. Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde mining olayı patlamış durumda. Hatta şu anda piyasada ekran kartı bile bulamıyoruz. Yani normalde sene sonunda, 2020'nin sonunda 2000 liraya, 2500 liraya satılan kartlar şu anda 5000, 6000 Türk lirasına alıcı buluyor ki burada ikinci el kartlardan bahsediyorum arkadaşlar. Sıfır kart zaten yok. Sıfır kart bulmanız gerçekten çok zor. Bulsanız bile o kartların fiyatı da yaklaşık olarak 7-8 bin lira arasında değişiyor. Şu anda internet üzerinde sıfır olarak satılan kartların büyük bir çoğunluğu kasalar alınarak İçlerinden sökülen kartlar. Bu yüzden de garantileri zaten 36 ay yerine 35 ay, 34 ay, 33 ay olarak karşınıza çıkabilir. Yani demeyin ya bu kartın garantisi neden 36 ay değil de 34, 33 ay diye kendinizi sorgulamayın. Çünkü ne yapıyorlar bunlar? Bilgisayarcılar kasayı alıyorlar. Daha sonra o kasayı parçalayıp öyle satıyorlar ki daha karlı oluyor. Çünkü şu anda parça olarak ekran kartı bulmak gerçekten çok zorlaşmış durumda arkadaşlar. Şimdi gelelim mining olayına. Biliyorsunuz günümüzde mining yapmak çok kolay. Özellikle Ethereum kazmak istiyorsanız sahip olmanız gereken tek şey bir ekran kartı, bir anakart, bir RAM, bir de güç kaynağı diyebiliriz. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerekli yazılımsal işlemleri de yaparak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Mining'e başlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Ethereum madenciliği bitiyor mu? Şu anda dünya geneline baktığımız zaman büyük bir kısım, yani madencilik yapanların çok büyük bir kısmı Ethereum'la uğraşıyor. Tabi kazılabilen farklı tokenler de var. Nedir? Ravencoin var işte, Monash var, farklı tokenler var. Fakat bunlar çok fazla getiri getirmiyor arkadaşlar. Ayrıyeten bunların MH değerleri vesaire de düşük. O yüzden genel itibariyle insanlar Ethereum kazmayı tercih ediyorlar. Fakat son çıkan dedikodulara göre, hatta bu dedikodu da değil artık, resmiyete dökülmüş durumda. Ethereum yönetimi dedi ki biz Temmuz ayı itibariyle Ethereum 2.0'ı yayınlayacağız. Peki Ethereum 2.0 yayınlanınca ne olacak? 2.0'la arkadaşlar madencilik tamamen bitmiş olacak. Yani ekran kartlarıyla yaptığımız, ASIC makinelerle yaptığımız madencilik Ethereum tarafında tamamen bitmiş olacak. Farklı bir madencilik türü geliştiriyor Ethereum. Burada ne yapacaksınız? Mesela atıyorum belli bir Ethereum'unuz var. Onu yatıracaksınız. Onun üzerinden para kazanacaksınız gibi bir şey. Yani benim anladığım bu oldu. Bu da böyle faize yatırma gibi bir şey oluyor herhalde. Çok da mantıklı gelmedi bana açıkçası. Muhtemelen Temmuz ayı ile birlikte madenciler farklı coinlere yöneleceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Ethereum 2.0 Temmuz ayında yayınlanacak ve Temmuz ayında yayınlandığında madencilik olayı da tamamen bitmiş olacak. Şunu da dipnot olarak belirteyim sizlere. Halihazırda Ethereum 4 GB'lık kartlara zaten desteğini kesti. Bu kartların çoğu ya hiç çalışmıyor, ya hiç kazım yapmıyor ya da zombi modunda kazım yapıyor. Zombi modunda da çok düşük hash rate'ler alıyorlar. Dolayısıyla bu çıkan Ethereum sizin elektrik faturanızı bile karşılamaya yetmiyor. O yüzden artık 4 GB'lık kartların ömrünün bittiğini söyleyebiliriz. Eğer bu Temmuz söylemi doğru çıkarsa, gerçekten yönetim 2.0'ı yayınladığında madencilik olayını bitirirse, o zaman ekran kartı sıkıntısı da bitecektir diye düşünüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Ethereum haricindeki coinlerin böyle çok fazla bir gelirisi yok. Dolayısıyla burada Ethereum madenciliği bittiği anda ne olacaktır arkadaşlar? Piyasa bir anda ekran kartı dolacaktır. Hatta ikinci el ekran kartı piyasasının hızlı bir şekilde patlamasını da bekliyorum. Ben o yüzden şu aralar bir ekran kartı alma düşünceniz varsa çok fazla acele etmeyin. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar Temmuz ayında Ethereum madenciliği biterse o zaman ekran kartı fiyatları diye düşecektir. Yani bugün 5000, 6000, 7000 liraya satılan kartlar o zaman yine 1800, 1900, 2000 Türk lirası seviyesine satılmaya başlanacaktır. Tabii şöyle bir ihtimal yok mu? Var. Yani Ethereum diyebilir. Ya biz madenciliği devam ettirme kararı aldık. 2.0'a geçtik. Hem bu modelde ilerliyoruz hem bu modelde de yine devam ediyoruz diyebilirler. O zaman ne olur? Yine madencilik devam eder. Ama şu anda bu ısrarlı adımlarından vazgeçmiyorlar ve diyorlar ki 2.0 ile birlikte biz madencilik olayını tamamen bitirmek istiyoruz. Tabii gelecek ne getirir bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bunu önümüzdeki günlerde hep beraber görmüş olacağız. Bizden size tavsiye, şu aralar eğer madencilik olayına girmeyi düşünüyorsanız Temmuz ayına kadar bekleyin. Çok fazla acele etmeyin. Çünkü şurada
Temmuz ayına çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Baktığınız zaman Mart ayındayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Topu topu 4 ay diyebiliriz artık günlerle birlikte. 4 ayda zaten o sistemi kurdunuz. Hadi en ucuzundan sallıyorum şu anda. 30 bin liralık bir sistem kurdunuz diyelim. Zaten 4 ayda 1 ether bile kazanmayacaksınız. 1 ether bile çıkartamayacaksınız. Belki 0.5 ether çıkarttınız. Hadi çok iyi kartlarla bir sistem kurdunuz ki 30 bin liralık bir sistemle 1 ether çıkartmanız imkansız. Muhtemelen 0.5 ether falan çıkartırsınız. O da maksimum arkadaşlar. 0.5 ether'in bugün edeceği de biz şu videoyu çekerken Ethereum 1800 dolar falandı. Hadi 1000 dolar olsun o zaman. 2000 dolar olsun Ethereum'da. 1000 dolara fırlamış olsun 0.5 ether'de. Alacağınız para oradan 7000-8000 lira. Dolayısıyla 30 bin lira masraf etmenize değmeyecek bir olay. Tabii yine de siz bilirsiniz bu videoda anlattıklarımızın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.